Herkese günaydın, iyi haftalar diliyorum. Cuma günü satıcılı bir kapanış yapmıştık. Bu sabah itibariyle baktığımızda ise hafif artılarla seansın devam ettiğini görüyoruz. Keza Asya tarafına da baktığımızda benzer bir durum var. Genel olarak artılarla seyreden bir piyasa var. Şimdi bu hafta tabii ciddi anlamda kritik bir hafta olacak. Öncelikle Fed toplantısı var. 29'unda bu konuyu detaylı olarak daha sonra bir mailde geçeceğim. İkinci olarak da belki daha önemlisi Fed'den ciddi anlamda kritik bilançolarla karşı karşıya olacağız. Örneğin Apple tarafına baktığımızda ayın 30'unda geliyor. Amazon'a bakalım. Görüyorsunuz yine ayın 30'unda gelecek. Facebook tarafına bakalım. Ayın 29'una geliyor. Google'a baktığımızda ayın 30'una geliyor. Kısacası bu ralliyi yani Nasdaq yapan diyelim Nasdaq'a yeni zirvelere taşıyan bütün hisseler bu hafta bilançosunu açıklayacak. Dolayısıyla aslında iyi performansı çoktan fiyatladık. Burada piyasayı daha yukarıya götürebilecek olan şey ikinci yarı ve hatta daha sonrası için çok net iyimser beklentilerin seslendirilmesi. Şimdi şu anda gördüğünüz durumu sadece hisse senedi piyasasından bahsetmiyorum. Aynı zamanda altının yükselişi, doların değer kaybı, gelişmekte olan ülkelere giren para bunların hepsini 2002-2008 döneminde de gördük. Yani ortada herhangi bir Merkez Bankası bilanço büyütmesi olmadan hatta faizlerin ekonomi iyi gittiği için arttığı bir dönemde de benzer bir resim görmüştük. Varlık sınıfları arasındaki çelişkiler, bu tip çelişkiler uzun sürebilir ama sonunda iyi bitmez. Şu anda bunun henüz başında, ortasında bir yerdeyiz gibi gözüküyor. Ama benim düşüncem bu bilançoların gerçekten eksiksiz gelmesi gerekiyor ki biraz daha yukarıya taşıyabilsin. Tabii bu arada sabah belirttiğim gibi biraz politikada gündeme gelmek üzere Biden Kamala Harris üzerinde duruyor gibi gözüküyor. Başkan yardımcısı adayı olarak bence iyi bir seçim olmayacak ama yine de tabii diyecek bir şey yok. Açıklandığı zaman tepkisini göreceğiz piyasanın. Biraz daha şeye yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Düzeltme dönemine, benim seçimin gündeme gelmesiyle beraber satışların artması beklentim var. O yüzden bu hafta Fed toplantısı ardından bu bilançolar sonrasında boşluğa düşen bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz veya kendisini siyasete angaje eden bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz. Yani mali paket olsun, seçimlerdeki iki aday arasındaki fark, rekabet olsun bunlar çok daha net fiyatlanmaya başlayacaktır. Negatif fiyatlanma ihtimalinin de daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Parite tarafına gelirsek, parite tarafından önce tekrar bir Yuan'la başlayalım. Çin-Amerikan ilişkileri gergin ama kur tarafında çok önemli bir hareket olmadığını görüyoruz. Önce biraz hafif yukarıya doğru gitmişti ama yeniden 7 civarında bir seviyedeyiz. Euro tarafı yukarı hareketini sürdürüyor. Zannediyorum şu anda bu zaten konsensus beklenti. Dolayısıyla bunun 1.19'lara doğru bitmesini beklediğimi de paylaşmıştım. Herhangi bir değişiklik yok şu anda. Yukarı hareketin devamını bekliyorum. Bir tek şu noktayı unutmamak lazım diye düşünüyorum. Vakalar artıyor. Yani İspanya tarafında vesaire de artıyor. Bu tabii deflatif bir durum. Yeniden deflasyonu tartışmaya başlarsak eğer işler kötüleşir. Dolar lehine hareket yani 19'lara henüz gitmeden kısa kesilebilir ama şu an için beklentiye uygun bir euro hareketiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Elbette ki bugünün flash kırmızı haberi altının yeni zirve yapmış olması. 9 yıl sonra altın çok net bir şekilde eski zirvesini aştı ve yeni bir zirve kaydetti. Son videoda paylaşmıştım. Zaten vadeli tarafta bunu yapmıştı. Dolayısıyla şimdi spot tarafta da bunu hayata geçirmiş oldu. Kuvvetli bir yükseliş yaşadık. Son birkaç günlük harekette göz alıcı bir hareket. Bir düzeltme gelebilir herhalde ama burada tabii benim ilgilendiğim gümüş tarafı ve gümüş altından çok daha kuvvetli seyretmeye devam ediyor. Görüyorsunuz.
Sabah yazdığımda maili az önce attım 25'i hedefliyoruz diye. Şu anda zaten 24'ü geçmişiz. Çok net bir kuvvetli hareket var altın oranına baktığımızda ve önceki direnç seviyeleri yani şurada gördüğümüz 21 küsürler ardından şurada konuştuğumuz 22'ler ve nihayetinde artık şu bölge diyebileceğim 25 ile şurasına biraz daha hassas gelebilirsek 26-20 arasındaki bölgeye saldırmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor ki bana sorarsanız 26-25'leri aştığında hareket çok daha hızlanacaktı. Burada şunu unutmamak lazım. Yani bu tip düz çizgilerden sonra bir satış gelir. Yani kısa vadede ne olur dediğinizde, kısa vadeydi, orta vadeydi bilmiyorum aslında. Ama daha bu hareketin bitmediğini, şuradaki 26-25'lerin aşıldığında çok daha sertleşeceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla kısa vadede bir düzeltme gelir mi? Elbette gelebilir. Biliyor muyum gelip gelmeyeceğini? Hayır, bilmiyorum. Orta vadede ucuz olduğunu, hareketin devam edeceğini düşünmeye devam ediyorum. Şurada altın-gümüş oranına bakalım. Altın-gümüş oranında da hala altının, gümüşün net bir üstünlüğü var. Bakın hem trend tarafını kırdık. Hem şurada gördüğümüz önceki dibi kırdık. Dolayısıyla portföy alokasyonu olarak yani devamlı olarak söylüyorum fiyatın yukarı gidiyor olması tabii ki güzel bir şey ama asıl önemli olan portföyde doğru varlığı tutuyor muyuz? Yani S&P daha hızlı gidiyorsa neden S&P tutalım altın yerine? Pardon, neden altın tutalım S&P yerine? Burada da aynı şey var. Eğer gümüş daha hızlı gidiyorsa onu tutmak isteriz ama çok net bir şekilde buradaki trendin gümüş lehine kırıldığını görüyoruz. Şu önceki dibin de altına geliyor olmamız bence gayet pozitif bir işaret olacak. Şuralarında kırılması altından ziyade gümüşün hızlanıyor olduğunu gösterecek. Peki hisse tarafına göre baktığımızda ne alemdeyiz? Orada da bakalım hangisini daha yoğun tutmak gerekiyor. Orada da aslında benzer bir durum var. Bakın şu dönem yani 2011'den aşağı yukarı şuradan alırsak 2020'ye kadar bir yukarı trend var. Altın Dow Jones oranında ama 2018'den başlayan alçalan tepeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da aslında bize söylediği tablonun ki bunu zamanında tartışmıştık. S&P'den veya Dow Jones'tan altına doğru bir yönelim olması gerektiği portföylerde biraz daha arttırılması gerektiği. Yani sonuç olarak gümüş altından altında Dow Jones'tan daha iyi gözüküyor. Bu tarafa dikkat etmekte fayda var. Son olarak şu andaki fırtına da tabii çok bakmayacaktır piyasa bu tip şeylere ama vadeli piyasalardaki konumlanmaya da ben tekrar bakmak isterim. Şu noktada bize çok iyi yardımcı oldu mu? Çok olmadı. CFTC tarafında. Çünkü zirvelere çok yakın bir noktadayız ve o zirvelerde olduğumuz dönemde de bir düzeltme gelmedi. Benim beklentilerimin aksine. Daha doğrusu düzeltme 1680'i kıracak kuvvetli olmadı. Şu anda da zirvenin altında bir altın pozisyonu olduğunu görebiliyoruz. WTI tarafına gelirsek WTI bu olan bitenden çok fazla nemalanabilmiş değil. Aynı yerlerdeyiz. 41'in hemen üzeri seviyelerdeyiz. İşler endüstriyel olarak da çok iyi gitmiyor. Çin'i bir kenarda bırakırsak. Dolayısıyla burada şu boşluğun üzerine atmadığımız sürece, 42,5'ların üzerine çıkmadığımız sürece aşağı yönlü bir düzeltme ihtimali yüksek. Ama zaten şu anda heyecanlı bir varlıkla karşı karşıya değiliz diye düşünüyorum. Yani petrol biraz daha geri planda kalacak olan enstrümanlardan bir tanesi olacak. Ben şu anda biraz daha tarım ürünlerine odaklanma taraftarıyım. Yani pamuktan tutun da işte mısırdı, buğdaydı. Biraz daha bunların bir fiyat hareketine girişip girişmediğini takip etmeye çalışıyorum. Çünkü buralarda da önemli tabanlar oluşuyor ve yukarı hareket başladığında, başlamış değil başladığında çok sert olacak diye düşünüyorum. Şimdi bono piyasasında önemli bir
çelişki var hisselerle karşılaştırdığınızda. Görüyorsunuz hala çok kritik bir seviyedeyiz ve bu seviyeler kırıldığında daha da düşük seviyelere doğru kaçınılmaz bir şekilde hareket ediyor olacağız. 0.55'lerin kırılması daha düşük seviyeleri gündeme getirecektir. Ki zaten aslında baktığınızda getiri eğrisinin genelinde de bir problem demeyeyim ama uyarı olduğunu görüyoruz. Önceki günlerde bunu paylaştım. Şunu bir aylık ve bir haftalık olarak karşılaştırdığımızda bakın bir ay öncesine göre ki ekonomi daha yeni yeni açılıyordu. Umutlar tabii daha yüksekti. Eğrinin aşağı doğru hareket ettiğini görebiliyoruz. Bu genel olarak bütün eğri boyunca geçerli bir durum. Aslında şu olabilir diye düşünüyorum ben parite tarafındaki satış. Tabii bonolarda Fed'in aktivitesi nedeniyle kolay kolay shortlayamazsınız. Yani bir enflasyon beklentiniz varsa ben bonoyu shortlayayım, bonoyu satayım demeniz çok mantıklı bir hareket olmaz. Çünkü karşınızda çok kuvvetli bir alıcı var. Alışlarını arttırma potansiyeli var. Getiri eğrisi kontrolüne gitme potansiyeli var. Dolayısıyla enflasyon trade'ine yönelebileceğiniz bir durumla karşı karşıya değiliz. Ama altın tarafında veya parite tarafında biraz daha bu beklentinizi yansıtabilirsiniz. Bu yerinde bir beklenti mi? Kısa vadede ben emin değilim. Yani virüsün bir anda biraz daha öne çıkmasıyla, deflasyon veya iflasların gelmesiyle, kamunun desteğinin bitmesiyle, hane halkına olabilir, şirketlere olabilir. Deflasyon hala ikinci yarının önemli risklerinden bir tanesi. Ki bu işte altında, gümüşte veya hisse senedi piyasasında düzeltme yaratabilecek olan bir risk. Ama eğer enflasyon hedge'i şeklinde gidiyorsak piyasa muhtemelen dolar satmayı, altın almayı tercih ediyor. Dolayısıyla 10 yıllıklarda böyle bir anomali var diyebiliriz. Ama olup olmadığını tabii net olarak göstermek mümkün değil. Fed toplantısı sonrası bu tarafta neler olacağını biraz daha konuşuruz diye düşünüyorum. Gelelim Bitcoin tarafına ama Bitcoin'den önce müsaade ederseniz Ethereum Bey ile devam etmek istiyorum. Ethereum'da kırılma gerçekleşti. Burada da gümüş gibi olacağını zannediyorum hepimiz biliyorduk. Ama zamanlaması açısından soru işaretlerimiz vardı. Hafta sonunda 300 seviyesinin net bir şekilde şuralardan başlayan hareketle kırıldığını gördük ve şu anda 327, yani şurada gördüğümüz önceki tepeye doğru 340'a doğru bir hareketle karşı karşıya kalacağız. Burada da aslında altın gümüş oranında olduğu gibi Bitcoin'e karşı düşük seviyelerde olan dominans tarafına baktığınızda da bunu görebilirsiniz. Bir Ethereum var. Ethereum şu anda çok net bir şekilde outperform etmiş durumda. Ama biraz daha uzun vadeli baktığımızda hala Bitcoin'e karşı büyük bir taban oluştuğunu, o tabandan da çok çıkamadığını görüyoruz. Yani şu seviyeler aşılmadığı sürece Ethereum'un tabanı tamamlandı demek mümkün değil. Ama sonuç itibariyle güzel bir hareket yaşanıyor. 345'lere doğru bu hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Peki Bitcoin tarafındaki resim nasıl? Bitcoin'de de aslında son videoda paylaştığım üzere önemli bir kırılma gerçekleşti diyebiliriz. Yani en azından trend, aşağı yönlü trendin zorlandığını görüyoruz. Şuradan alırsak, daha doğrusu şunu bir kapanış bazına getireyim. Şunu da silelim. Şimdi bu görüntü, yani Bitcoin'in yeni yeni kırıyor olması, aslında insanlar işte alt season başlıyor, Bitcoin zayıf vesaire diyor ama Bitcoin'in gidiyor olması altlar için de tabii ki son derece pozitif olacak. Şurada gördüğünüz üzere bir kırılma başlamış durumda. Bunu artı bir olarak yazıyorum. Ama benim gözümde biraz daha yukarısı, yani şu 10.400 tepesinin aşılmasını görmek isterim. Yani daha yüksek tepelerin oluştuğunu görmek isterim. Burada farkındaysanız konunun Fed'le, faizlerle falan bir ilgisi yok.
hatta hareketi başlatan da aslında altlara olan talep gibi gözüküyor. Dolayısıyla neden yukarı gittiğini de iyi anlamak lazım. Ama sonuç itibariyle 10.400'lerin kırılması Bitcoin'de çok daha sert bir harekete, daha önemlisi yeni bir boğa piyasasına sebebiyet verecektir. Bunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Dönem dönem kripto varlıklar arasında geçişler yapıyoruz ama bir şeyi altını tekrar çizmek istiyorum. Fiyat hareketine baktığınızda evet çok sert hareketler, çok güzel kazançlar çıkıyor ama hani gümüş aldığınızda büyük çoğunluğun kendisini rahat hissedeceğini düşünüyorum fiyat gerilese bile. Eğer buradaki dünyanın nasıl çalıştığını bilmiyorsanız çok fazla da hani büyük pozisyonlar açmamanız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yarın öbür gün burada dönüşler çok sert, aynı şekilde çok sert oluyor. Herhangi bir ekonomik gelişmeden değil, bir regülasyonla bile bu geri çevirmeyi, düşüşü sağlamak mümkün. Böyle olduğu zaman Ethereum'la oturmaktan ne kadar rahat hissedeceksiniz? Bunu bence almadan önce mutlaka düşünün derim. Yani işte burada büyük potansiyel var, bunlar konuşuluyor ama ne aldığınızı bilmeden almak da her zaman bir hata olur. Özellikle fiyat hareketi döndüğünde lütfen detaylı analiz yapın. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum.